Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar videomuza hoş geldiniz yine en doğru adreste net bilgiler almaya devam edeceksiniz son yaptığımız videoda altın durumunu değerlendirmiştik portföylerimizi nasıl yönetebiliriz bu zorlu süreçten nasıl daha karlı çıkabiliriz veya daha az zararlı çıkabiliriz diye güzel bir video yapmıştık. Ee, geri dönüşlere baktığımda ciddi bir kitle bundan yararlanmış. Altın esprigen, darpane altın sertifikasını 19 lira civarından toparlayan bir kitle var. O yüzden bu videoların devamını getiriyorum arkadaşlar. Siz ne kadar bunlardan karşılık verirseniz, ne kadar yararlanırsanız ben de bundan e, zevk alarak bunu tabii ki yapmaya devam edeceğim. Bu videoda da tabii ki endeksimizin genel durumunu ve beklentilerini paylaşacağım. Birazcık gündemi değerlendireceğim. Sizlerden talebim video başlamadan önce kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Eşiniz dostunuz varsa bunu merak eden, borsa ile ilgili sıkıntı yaşayan eş dostlara videonun linkini gönderebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok paylaşmanızda. Videoyu beğenmeyi, altına nokta dahi olsa yorum yaparak destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi bugün biliyorsunuz yine endeksimiz sert bir çekilme içerisinde hareket ediyor ki bunu zaten sabah Twitter adresimize de bahsetmiştim. bugün cuma olması hasebiyle hacim kaybı tahtalar bir miktar daha hale getirecektir. Yani çekilmeleri biraz daha hızlandırabilir. Özellikle vadeliler ciddi bir satıcılığı başladı. O yüzden stresi bir gün geçireceğiz. Ee, buradaki bilgi akışımız twitter ve instagram e, broker.nk telegram broker.nk borsa analiz kanallarında sürekli bir şekilde e, bilgilendirmeye çalışıyorum arkadaşlar sizleri bugün de bahsettiğimiz süreç maalesef vadellerle beraber ki dün zaten gece de vadeliler kötüydü sabah da böyle devam edince endeksimiz gepli bir düşüş yaptı arkadaşlar aslında bu gepli düşüşler fena değil çünkü kapanacaktır bundan dolayı e, birazcık daha e, vadeli düşündüğümüz takdirde potansiyel olarak da düşünebiliriz bu durumları e, maalesef 7634 banlının bile altında fiyatlıyoruz. Şu an itibariyle bir alt kademe destek bölgemiz 7397 bölgeleri olacaktır endeks adına. Yani endeksimiz buralara kadar çekilebilir. Tabii ki burada e, süreci aslında değerlendirdiğimizde hani bu desteğin altı yok artık bu direncin üzerine çıkmalı gibi yorumlar yapamıyoruz çünkü gündem çok karışık dostlar. İşte Amerika'sının yaptığı açıklamalar Biden durup dururken bizim gece 3'e tekabül eden saatte e, işte açıklama yapacağım e, vatana sesleneceğim dedi. Vatana seslendiğinde İsrail'in tabii ki tamamen arkasında olduğunu, vatandaşların hatta bir bütçe daha çıkartacağını, yardım bütçesi. Ee, ve bu bütçenin de gerekli olduğunu anlattı. Ee, i̇şte bu bütçeyle beraber merak etmeyin orta uzun vadede İsrail'in orada olması bizim ülkemiz adına karlı olacaktır gibi açıklamalarda bulundu. Ee, burada tabii ki Amerikan kamuoyunun zaten Amerika içerisinde de ekonomik bir kriz var ne olursa olsun. Biliyorsunuz hiç yapmadığı faiz arttırmalarını arka arkaya yaptı. Hala da çözülmüş bir durum yok. Hatta resesyon durumları riski büyümeye devam ediyor Amerika'da da. Ve vatandaşına bu yardım teşvik paketini veriyorlar. Ee, Tabiri caizse yutturmaya çalışıyor. Onun haricinde zaten İsrail'in e, maalesef adi saldırıları devam ediyor. Hastane saldırısından sonra işte e, kilise ve cami saldırıları da ortaya çıktı. Şimdi kara harekatı başlamak üzere dostlar. Yani maalesef durumda e, negatif devam etmeye devam ediyor. Ve Orta Doğu'da böyle bir problem var. İşte herkesin söylemleri her an her şeyin olabileceği yönünde. Yani Ürdün, Mısır işte İran Yemen bile Amerika'nın işte uçak gemisi geçerken ona füze fırlatıyor savaş gemisine falan gibi böyle karışık bir ortam var. Aynı zamanda Rusya'nın açıktan tehditleri, Çin'in de savaş uçaklarıyla Amerika'yı sürekli taciz ediyor olması yani şu bir hafta içerisinde sanırım 180 tane taciz ihbarı gelmiş Amerikan ordusundan. Çin'in işte yakın uçak, uçuş yapması, e, uçaklarını sarması gibi böyle durumlar var. O yüzden arkadaşlar hani ortam her şey müsait ilerliyor. Ben burada tabii ki süreci sürekli bilgilendirme şeklinde hem yayınlarımızda hem işte e, Twitter'da burada paylaşımlarım yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki sürekli bir yakışıyla bunların negatif ya da pozitif anlık tepkiler gelecektir. E, burada şunu anlatmak istiyorum. Arkadaşlar öncelikle borsamızla ilgili sadece mücadele ettiğimiz kısım maalesef burada ee, işte savaş değil burada şu an için küresel piyasaların ve fonların ciddi manada bir oyunu var. E, büyük balıkların büyük lokmaları yutma peşinde oldukları bir dönemdeyiz. Yani primin çoğunu kovalamak istiyorlar. Çok büyük bir prim kovalamak istiyorlar. Onlar tarafından baktıklarında haklı olabilirler. Ama sattıramadıkları malları maalesef arkadaşlar tüpraş üzerinde anlatacağım. Tüpraş'ta mesela sattıramadıkları bir mal vardı. Bir hafta yatayda kaldı. Her şeye rağmen, savaşa rağmen yatayda kalmış bir e, Tüpraş'a bir anda 70 lira hedef vererek kağıtta ciddi bir satış ve panik ortamı oluşturdular. Bu da zaten endeksimiz de aşağıya çekti. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ne Tüpraş'ın 70 lira olacağı var. Ne endeksimizin de yerli yeksan olacağı borsanın biteceği var. Bunu söyleyeyim öncelikle. Bunun arkasından hala aynı şey savunuyorum. Anlatıyorum. Bir rally gelecek dostlar. Ve benim gözümde rally dönemi ee, önümüzdeki aylardan itibaren başlayacaktır ee, Covid dönemini hatırlayanlar bilir 2020'de biliyorsunuz borsamızda Çok ciddi bir değer kaybından sonra Büyük bir rally gelmişti Ve sonra işte varyant çıktı Covid artışları devam etti 2 yıl boyunca Covid ülkemize ve dünyada Olmayı devam etmesine rağmen artık bu haberler Eee Doğrudan borsamızı etkilemeyi bıraktı. Bağışıklık oluştu borsamızda. Ve ardından öyle haberle hatta şundan bir ay iki ay öncesinde işte yeni varyant Türkiye'de görülmesine rağmen borsamız hani ufacık bir havacılık sektörü etkilendi. Onun haricinde hiçbir etkisi bile olmadı. Bu durumda elinde sonunda bu savaş eğer ki parantez açmak lazım. Başka ülkelere 3. 4. 5. ülkelere yani bir dünya savaşına dönmediği takdirde bağışıklık kazanacaktır. İşte İsrail belirli bir yere girecektir. Orada zaten öyle hemen yok etme gibi bir durum yok. Zaten Amerika tarafında bunu tamamen istediğini düşünmüyorum. Yani orada çok haksız kalmak istediklerini de düşünmüyorum. Burada kendilerine bir medya şeyi oluşturdular. İşte biz zarar gördük vesaire gibi. Bunu da çok kaybetmek istemeyeceklerdir. Ve belirli noktadan sonra küresel piyasalar buna bağışıklık kazanacak. Ama tabii ki dediğim gibi üçüncü taraflara ulaşır ulaşmaz. Ulaşsa bile artık ne olacağız? Onu da göreceğiz. Muhtemelen zaten borsa Borsayı da kapatırlar öyle bir durum olduğu takdirde. E, çünkü o saatten sonra savaş olduktan sonra bunların da konuşmanın bir manası kalmayacak. Onun haricinde pozitif yönlü ılımlı bir ortam oluşması durumunda dostlar. Borsamızın önümüzdeki haftadan itibaren e, belirli noktalarda pozitif yansımalar görebiliriz. E, şu an meme Şimşek yurt dışında fonları geziyor dostlar. 4 milyon pardon 4 trilyon euro'luk bir fon görüşmesi yapıyor. 4 trilyon euro'dan bahsediyoruz bu Tabii ki e, böyle bir paranın Türkiye'ye gelmesi çok e, bir anda böyle bir para gelmesini asla beklemiyoruz ama işte buradan ne kadar diyebilirsek bu fonlardan o kadar değerli Çünkü 4 milyon dolar bizim şey euro burada bizim manyak eder yani öyle söyleyeyim öyle bir para yok e, ama zaten 27 milyar doların geleceği bir süreç var e, bununla beraber KKM tarafından çıkışlar var KKM tarafından çıkan paraların yine borsaya girme ihtimali var yani burada e, hem dışarıdan gelecek fonlara hem ülke için içerisindeki fonlara büyük bir marş, büyük bir prim oluşturuyorlar şu an itibariyle. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum dostlar. Şu an sizler işte battık bittik, borsa bitti, borsa bir daha gelmez gitmez derken aslında tamamıyla onların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Elinizdeki malları 130-40 zararla mallar çıkarak burada zaten mükemmel. Arkadaş 40'tan zararda satıyorsan gel bana sat. Yani ben alayım bugün senden onu. %40 zararda satacaksan. Yani anlatmaya çalıştığım mevzu bu. Primin çoğunu Tabii ki işte sizden e, anlıyorum. Belirli noktada tecrübe eksikliği var, takip eksikliği var. E, stresinizi çok iyi anlıyorum. Ama bu e, dönümler... Ya yani işte burada olduğu gibi bakın burada da borsa çok ciddi çekilmeler yaşadı. Burada mesela endeks bazlı, endeks bazlı %11 geldi. E, şu anda endeks bazlı baktığımızda daha %11 olmamış. E peki burada düştüğümüzde borsamız batmış mı arkadaş? Ben bunu anlatmayı derdim bu. Bak bu çekilmeden sonra borsa bitmiş mi? Hayır. Haziran'da öyle bir rally geldi ki buradaki %10'un üzerine endeksimiz %60 civarında bir prim yaptı dostlarım can dostlarım anlatmaya çalıştığım mevzu bu bahsettiğim fonlara ucuz mal yani iştah oluşturabilmek için dışarıda sen gidip görüşüyorsun diyeceksin ki ya benim e, gel bana yatırım yap eee e, hala borsan yukarı gidiyor e, böyle bir ortamda gelir mi adam gelmez ama adama diyorsun ki işte endeks bazlı %10 hisse bazlı %20 %30 bandında bir prim var şu an. Yani hisse senetlerinde ciddi manada bir çekilme var. Buradan topla götür mesela. Adam buna iştahlanır. Hem yurt içi yerleşik fonlar hem yurt dışından gelecek fonlar adına. Büyük bir prim oluşturuldu. Ba savaş da bunun en büyük bahanesidir. Sadece bahane demek de istemiyorum yalnız. Hani bazıları var. Hocam işte dünya bunu e, umursamadı. Bizim borsamızda sanki bizim ülkemizle mi savaş alakası yok arkadaş. Yani Dax'a gel Almanya'ya gel al burada işte yani e, sürece gel. Buradaki düşüş yani bizden daha az mı zannediyorsunuz? Buradaki düşüş şu an burada yani, yani totale baktığında gerçi bunun total de şuradan almak lazım. %10 işte yani düşüş trendine baktığında bizim de düşüş trendimiz %10. E, S&P'ye gel. E, burada da şu an düzeltme dediğin zaman az bir düzeltme yok. Yine keza 2.5 ki Yine tepeden düzeltme bayağıdır var bu şeylerde borsalarda. Yine bak %8.5 civarında S&P'de de bir prim oluşmuş durumda. Yani burada hangisine gelip e, bakarsanız bakın gördüğünüz gibi çok ciddi prim oluşturulmuş durumda. Yani bütün dünya borsalarında şu an durumumuz bu. Ama bizim borsamıza geldiğimizde tepeden sadece %10'luk bir çekilme var. Bu da dediğim gibi kar satışlarını beslemek, işte KY'den malı toplamak ve dışarıdan gelen fonlara destek vermek. Benim borsa ile ilgili bir tarih vermek istiyorum arkadaşlar. Bir tarih ki dönüm noktası oluşturabilecek noktalardan bir tanesi. 26'sı çok değerli. 26'sına fet diyorum özür dilerim. 26'sında merkez bankası politika faizi kararı açıklanacak ve bu politika faizi kararında şu an küresel piyasalardaki problemler, küresel e, ekonomideki problemler, Orta Doğu'daki savaş ve ülkemizin de gerçekten daralan piyasalar. Ee, ...dolayısıyla ben faiz arttırımını ya sabit ya da düşük bir artırım olarak bekliyorum. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Ee, ve bu da borsalar adına pozitif bir etki oluşturabilir. Özellikle sabit borsamıza bir can getirebilir. En azından kısa vadede böyle güzel bir %10-15 civarında bir tepki alabileceğimiz... ...endeks bazlı demiyorum, kağıt bazlı diyorum. %10-15 bandına bir tepki alabileceğimiz bir ortam oluşturabilir bu birincisi. İkincisi arkadaşlar ardından gelecek... ...26'sında bu karar açıklandı. Ardından gelecek... Ekim başı, pardon, ekim sonu, Kasım başı ortalarına doğru bilanço tarihleri var. Yani bilanço haftalarına girmiş durumdayız. Bu bilanço haftalarında iyi bilançolar geldiği takdirde bunun da yukarı yönlü yine endeksimizi bir miktar daha hareket ettirebileceğini, bir en azından bir nebze bizleri rahatlatabileceğini ve dipten topladıkları malları bir miktar sürmek isteyecekleri bir ortam oluşabilir borsamız adına. Bakın bu videolarda çok fazla biliyorum teknik bilgiler veriyorum. Aslında bunları insanlar yemin ederim bir saatlik zamanda anlatamazlar. Ama e ee, hani işine ne kadar hani şöyle bir söz vardır ya eğer size bir bir şeyi kolay anlatamıyorsa o işi bilmiyordur. Ben bu olayı bildiğim için, olayın özünü anladığım ve takip ettiğim için sizlere hem kolay hem kısa yoldan anlatmaya çalışıyorum. Belki çok yoruluyorsunuz dinlerken ama şunu bilin. Borsa ile ilgili Hala bunun altı yok diye bir şey asla söylemiyorum. 7.397 bandına kadar bile verebilirler. Kara harekatının nerelere gideceği, süreçle ilgili nasıl bir ilerleme kat edileceğini göreceğiz. Ben burada dünyanın direkt doğrudan dünya savaşına girmek istediğini henüz düşünmüyorum. Ama İsrail'in ve Filistin'in kararlılığı durumunda da iş nereye gider kestiremiyoruz. O yüzden de temkinli bir şekilde özellikle hala e, altın S1 veya git fiziki altın veya işte Z gold fark etmez. Ne alırsan al fark etmez ama altın fonundan e, bir miktar yüzde %30 %40 portföyünüz %30 %40 civarında yatırımınızı yapabilirsiniz. Bu zamana kadar arkadaşlar hani ben bunu anlatırken e, gördüğünüz gibi bakın yani bu kadar olur. Ya, altının geldiği nokta burası arkadaşlar. İşte %8, %9 civarında bir primden bahsetmiştim bu o videoda. Yani şu videoyu iyi dinleyenler. Bak 17.000 kişi dinlemiş. E, o muhtemelen dinledi ve yararlandı diye umuyorum. Burada çok ciddi bir primden yararlanıldı. Ha bu... E, kırılamaz diye bir şey yok. Süreç başka noktalara giderse bu kırılır ve Gandaki 27 28 liralara kadar bile gidebilir altın. Ama kısa vadeli hedefim geldi. Peki burada örnek veriyorum 1 milyon liranızın 300 bin lirasını buraya yatırdınız. Ne oldu? Sattığınız mal düşmeye devam etti. Belki yaklaşık %10 daha düştü. Ama siz burada bir de o 300 bin liranıza %10 daha kazandınız. Ve alttan önümüzdeki dönemlerde bu düşüşle beraber maliyet çektiğiniz takdirde hissedeki maliyetin örnek veriyorum 70 lira sattın. Bunu aldın. Bu çıktı. Hisse düştü 55 liralara. 55 lira oldu. 50 oldu. Sen orada 300, işte burada 350 bin olduğunu varsayıyoruz. E, 350 bin lirayla maliyetini bir çektiğin anda 50, liralardan. Senin maliyetin hop bir gelecek 60 liralara 62 liralara vesaire oralara doğru çekmiş olacaksın. 50 liradan hemen bu bahsettiğim sürelerde işte iyi bir bilanço veya iyi bir ee, faiz kararı ile beraber bir şöyle 120 tepki alsa hop kardasın. Yani bakın ben sizlere e, yatın borsa ek bak birçok şu an farkındayım önümüze düşüyor birileri gönderiyor. Şu an işte borsada paylaşım yapan Twitter'dan veya YouTube'dan veya işte Telegram'dan fark etmez. Herkes ekranı kapatın deyip geçiyor. Bu kolay yol. Ben size strateji üretmeye çalışıyorum. Ben bu süreci sizleri nasıl minimum zararda, maksimum karda geçirebiliriz bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben üyelerime, bakın ben üyelerime zaten bunu yaşatmaya çalışıyorum. Bak bugün BVS an dedim. 116.9'a kadar takip edelim. Yani 116 direncine kadar 110'dan 116'ya ki 108 açtı. Büyük bir fırsattı. Hatta 106 açtı özür dilerim. Büyük bir fırsattı. Burada yukarı yönlü trend beklentim ve altın bakın. Altın her haftanın her günü bu altını yazdım. Pazartesi günü Tuğçeli verdim 125 yaptı. Bugün de BVS'ne verdim ee, kısa vadeli trade kovalanabilir diye. BVS'ndaki hareketi görüyorsunuz. Yani totalle şu an itibariyle yaptığı prim %11 civarında yani %10'un üzerine bir prim yaptı. Verdiğim direncin üzerine bile 60 durumda %5 civarında şu endeksli prim yaptı. Yani ben sizlere üyelerime zaten anlık bilgilendirme yapıyorum. İşte bugün de nereden baksan işte 300'e yakın e, yorum yapmışız. E, ve sizlere de bu videolarda destek olmayı devam edeceğim. Ee, dediğim gibi borsanın dönüm noktası 26'sı önemli benim için. Faiz kararıyla başlayacağını düşünüyorum. KKM'deki iştah iyice azalmaya başladı. Oradan çıkan paraların ve dışarıdan gelmeye çalışan Meme Şimşek'in e, takdir ettiğim, en çok beğendiğim noktası da bedeli bir çözüm uygulamaya çalışması şu ortamda bile. E, 4, 4 trilyon euroluk bir fon e, gezmesi bir alışveriş içerisinde oradan 40 milyon e, şey 40 milyar euro bile gelse yani %1 yapar ki müthiş bir para bence. O bile başka noktalara götürür. En azından kısa vade açısından bunları söylüyorum. Moralinizi dik tutun. Sabırlı olun. Orta vadeli yatırımcı olduk zaten hepimiz. Bunu her zaman söylüyorum. Orta vadede kazanan KY, orta vadede kazanan sabırlı yatırımcı küçük yatırımcı dostlarım olacak. Sizler için mücadeleye devam edeceğim. Sizler de kanalımızı takip edin. Sosyal medya adreslerimizi takip edin. Eşinize dostunuza önerebilirsiniz. Bakın burada her türlü paylaşımın arkasındayız. Yaptığımız analizlerin doğrultusuna bakın. Burada ne anlattıysak o gerçekleşti. Hala daha iyi şeyleri söylüyorum. Başarılar.